Abla. Kız uyandın mı? Ben de tam seni uyandıracaktım. Niye bu güzel yatakta yatmadın da orada yattın? Ben şey ya, akşam böylece oturdum yani. Uyku girmedi gözüme de. Sonra dalmışım. Yumuşak yatak iyi gelmedi mi yoksa? Tabii. İnsan rahata alışmayınca. Abla, ne oldu, sen niye geldin? Bir şey mi oldu, bir haber mi var? Çocuklar falan iyi mi, her şey yolunda mı? Aman sen de be, çocuk da çocuk, çocuk da çocuk. İyiler, dana gibi uyuyorlar hepsi. Ben şey için geldim, seni uyandırmaya geldim işte. Sen erkenden ev tutmaya gitmeyecek miydin? Gidecektim zaten, erken kalkacaktım da ben işte bütün gece uyuyamadım, gözüme uyku girmedi. De sonra bir yere dalmışım herhalde. Pişmanlıktan uyuyamazsın tabii kızım. Ama bak, teklif hala geçerli, tamam mı? Adama he de, havalara uçsun. Ay Azim abla, lütfen ya. Lütfen bu konu kapansın artık. Ya zaten Zeynep dün hepsini görmüş. Evlenme teklifini biliyor yani. Kaygılanmış çocuk. Ben ona üzüldüm zaten. Aman görürse görsün, ne olmuş canım? Sen de üzülecek yer arıyorsun ha. Hadi üstüne bir şeyler giyin de gel. Ben mutfakta bekliyorum. Tamam. Dün gece dolap tam takırdı. Nereden çıktı bunlar? Ne varsa yiyip bitirmişsiniz akşam. Gidip villadan getirdim kendime kadar. Kendine kadar mı? İyiymiş. Ya benim diyet ekmeğim vardı burada, bulamıyorum. Onu da mı yediniz ha? Onu da mı? Çocuklar ekmeklikte görünce yemişler. Kusura bakma. Ya ben ne yiyeceğim şimdi? Aç aç mı gideceğim işe ha? Özür dilerim Emel abla. Ekmeğini ben yedim. Başka kalmamıştı çünkü. Annemden isterim istiyorsan. Gerek yok, tamam, boş ver. Siz de şu evi derleyip toparlayın biraz. Evin altı üstüne geldi. Bir dilim ekmek için özür mü dilenir ya? Olur, toparlarız. Kusura bakma. Allah'tan bugün son günümüz var ya, yoksa gırtlaklarım ben bunu. Biz ne yiyeceğiz şimdi? Kız esmer bomba. Ütü bekliyor o kadar. Hadi oyalanma. Getirdin mi sen her şeyi? Getirdik abla, işte kalmadı bir şey. İyi o zaman. Şimdi de odaları topla. Hadi bakayım. Ne o? Kahvaltı etmediler mi? Etmemişler ya. Muzaffer Bey erken çıkmış. Onur Bey de dokunmamış. Boşuna hazırladım. Ay yemle beslemek vardı. O zaman nasıl yerdi hepsini? Ay canım benim. Keşke. Nerede o günler? Acaba ömrüm vefa eder mi? Kız sen bir kolyeyi mi taktın? Evet. Yakışmamış mı? Ne yakışmışı yakışmamış be? Birinin verdiğini öteki görecek. Öyle dikkat çekme. Ver onu bana. Dur anne, ne yapıyorsun ya? Vallahi anne bırak. Gebertirim. Anne giy, takayım bugün ne olursun. Bu ne kadar değerli bir şey. Bunu kaybedersin sen. Bende dursun. Tavşan çıkaracağım. Anne! Anne!
Zeynep. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Benim biraz işim vardı, kardeşlerim bekliyor. Dün gece hakkında. Benim dün gece hakkında konuşacak herhangi bir şeyim yok. Bence var. Ne yapsaydım? Gitmesine göz mü yumsaydım? Anne, sen iyice delirdin. Nefise yenge istemiyor işte, zorla mı? Kız, onun isteyip istememesinin ne önemi var? Zor olan Muzaffer Bey'di. Nefise kolay lokma. Evlenecek. Seve seve evlenecek. İyi de dört çocuğu nasıl yutturacaksınız? Ha? Tuğba'yı kovma nedenini unuttun herhalde. Kız, o işi ben bozdum be. Bunların da yuvasını yapacağım. Çocuk meselesini de sonra hallederiz, o küçük bir ayrıntı. Nasıl halledilir ya? Nasıl halledeceksin? Çocukları öldürüp gömmeyi falan düşünmüyorsun herhalde ha? Aynen öyle düşünüyorum. Öldüreceğiz, bahçeye gömeceğiz. Kız, saçmalama. Vakti gelince usulünce anlatacağım işte. Ya gönüller birbirine kenetlensin. Değil dört çocuk, on çocuk bile ayıramaz sevenleri. Ay, bu yolda para araklamak mı bu o zaman? Ay neyse, ben işe geç kaldım, hadi çıkıyorum. Sana planımda başarılar. Abla, mahvoldum ben, mahvoldum. Yok, yok, para yok, para yok. Ne? Parayı mı kaybettin? Yok, yok, bulamıyorum. Para gitti, buhar oldu, uçtu gitti, yok. Ya bak, sen daha parana sahip çıkamıyorsun. Gitseydin çoluk çocuk aç kalacaktınız kız. Bana verecektin parayı. Ben saklardım kız. Cebime mi indireceğim? Korkarım ben öyle şeylerden. Yok be abla, yok, ondan değil yani. Seninle ne alakası var? Geçmiş olsun ya. Neyse, vardır bir hayır yani. Allah bir kapıyı kapar, ötekini açar. Hadi ben çıkıyorum. Ne olacak şimdi? Gel gel, sen şöyle otur bakayım. Otur, otur. Zeynep, eğer seni kırdıysam... Beni kırmadın. Peki o zaman niye soğuk davranıyorsun? Sadece yerimi biliyorum. Anlamadım. Ne demek şimdi bu? Biz burada geçeceğiz. Sen? Sen bu koca evin sahibisin. Müştemilata sığınmış bir kız. Ve sen? Zeynep, nasıl böyle düşünebiliyorsun? Benim için değerini daha anlamadın mı? Ben aramızda özel bir durum var zannediyordum. Bizim seninle aramızda özel bir durum olamaz. Neden olmasın? Yıllardır öylece duran kalbim atmaya başladı sayende. Sen hep böyle şeyler kolay yaşanılmıyor. Hatta belki bu ikimiz için bir mucize ha. Ben mucizelere inanmam. Onlar sadece masallarda. Artık inansan iyi edersin. Çünkü ben senin için her şeyi yapmaya hazırım. İzin ver, bir masala başlayalım. İzin ver. Onur Bey, siz daha çıkmadınız mı? Ha. Misafir yolcu kabul eder misiniz? Gördüğünüz gibi işe geç kaldım da. Tabii, buyur. Ay, kusura bakmayın, böyle yüzsüzlük gibi oluyor ama size karşı. Samimiyetinize sığınarak. Estağfurullah.